Ve hakem Sabri Çelik karşılaşmayı başlattı. Borussia doğru pası. İki İstanbul Spor futbolcu araya girdi. Naranın Tayfun'da top. Pasında Kemalettin. Kemalettin'den Borussia. Ve Sabri Çelik'in bir var. Serbest vuruş kullanacak Fenerbahçe şimdi çok tehlikeli bir noktadan. İşte bu pozisyonda. Aslında her iki futbolcu da gerçekten çok sert vurabilen futbolcular noktalardan. Haluk dikkatli kalesinde vuruş ve top ağlar gidiyor gol. Top ağlar da gol. Dakika 17. Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor. Gol Erol. Evet değerli seyirciler. Serbest vuruş atılırken de yorumcumuz Talay Erker belirtmişti Erol'un çok sert vuruşlar ve çok etkili vuruşlar yapan bir futbolcu olduğunu. Kendisini yanıtmadı Erol işte tekrar. Bana çok hata yaptı beni. Araya giren futbolcuları iyi perdeleyemediler. Evet. Ve boş bıraktıkları köşeye de Erol çok sert vurdu. Evet, gerçekten de çok güzel bir vuruş geliyor Erol'dan. İşte Erol'un sevinci. İlk yarıda artık son dakikaların içindeyiz. Fenerbahçe'nin 17. dakikada Erol'la kazandığı gol var. Tayfun atak geliştiriyor şimdi sol taraftan. Atakan da geldi o noktaya. Tayfun rakiplerin arasından ayrıldı. Ceza sahası içinde voleyç kaleciyle karşı karşıya. Orta şut karışımı topu sonuç getirmiyor Fenerbahçe adına. Kale bomboştu ve Bolic'in önünde de bir tek İstanbulsporlu futbolcu vardı. Plase yapsa rahat gol atabilirdi ama vurdu ve çok uzaktan dışarı attı. Evet, işte tekrar ekranlarınızda. Tayfun'dan bir de Bülent'e pas. Bülent Etkinson'un koşu yoluna doğru attı. Etkinson topla buluştu. Kaleciyle karşı karşıya aşırtıyor. Ve son anda savunma önlüyor bu önemli pozisyonu. Çok tehlikeli bir pozisyondu. Atak devam ediyor Fenerbahçe adına. Etkinson bu kez Şenol giriyor. Şenol topla buluştu. Karşısında Erol var. Şenol Erol'dan sıyrıldı. Ortasını yaparsa tehlikeli olabilir. Şenol vuruşu az farkla dışarı gidiyor top. Ali Fonfosen'e pası. Tekrar Fonfosen. Fonfosen Hamza'ya bıraktı. Hamza vurabilir. Uzaktan vuruşu az farkla dışarı gidiyor top. Nesim. En sağda offside yok. Çok güzel bir pozisyondu. İlkan bir anda topu önüne alamadı. Ender'in ceza sahasına doğru ortası. Hök kafayla karşılıyor. Hamza buluştu vuruşunda. Topu ağlara gönderiyor gol. İstanbulspor beraberlik golünü yakalıyor. Hamza ile yakalıyor değerli seyirciler. İnönü Stadı'nda beraberlik var şimdi. İşte büyük mutluluğu var İstanbulsporlu futbolcuların. İstanbulspor'un Fenerbahçe'nin ağırlığından istifade edebilmesi, çabuk oynaması gerektiğini söylemiştim. Nitekim İlkan oyuna girdikten sonra sağ kanata hareketlik geldi. Biraz evvelki pozisyonda gene İlkan'ın çok çabuk hareketinden kaynaklandı. Şimdi hem Erol çok ileriye çıkamıyor hem İlkan Erol'u çabuk ekart edip tehlikeli bölgelere girebiliyor, sarkabiliyor. Gol atmaları mümkünken golü önledi. Kendi takımın bir aklını önledi. Takımını da %100'lük gol pozisyonlarından evet. Bu arada İlker'in tehlikeli bir pozisyonu var şimdi. Aslında Aykut sağ tarafta boşta olan futbolcu Tayfun. Ceza sahasına doğru orta kafa vuruşu ve topağlara gidiyor gol. Fenerbahçe 2-1 öne geçiyor değerli seyirciler. Büyük sevinci var Fenerbahçeli futbolcuların, seyircilerin. İşte Etkinson, Aykut. Gol sevinci yaşıyorlar. Pozisyon bir kere daha ekranlarınızda. Aykut'un Tayfun'a çok güzel pası vardı. Tayfun da aynı güzellikte Aykut'un önüne doğru yolladı. Aykut'un kafası da filelerde buluştu top. İşte bir başka açıdan tekrar ekranlarınızda Fenerbahçe'nin ikinci golü. Sol tarafta Hamza buluştu topla. Ceza sahasına doğru yerden bir orta. Öykte kalıyor top. O da hemen uzaklaştırdı. Aykut Nesin mücadelesi. Ve bu arada çok sert hareketler oluyor oyunda. İşte izliyoruz hep birlikte. İkili mücadele sırasında sinirli hareketler Aykut ile Nesin arasında. Diğer futbolcular da geldi o noktaya. Ve kırmızı kartını çıkartıyor Sabri Çelik.
Evet, Talay abi, oldu. Neler söyleyeceksiniz oldu buna? Hakemin. Burada Nesim'e tokat atan Aykut. Ama kırmızı kartı gören Nesim nasıl oldu anlayamadık. Evet, gerçekten de çok ilginç bir pozisyon bu. Evet. Karşılaşmanın son düdüğü de geliyor Sabri Çelik'ten bu arada. 90 dakikanın sonunda Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğü var karşılaşmada.